Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir ikametin kapısını açıp ev sahibiyle karşılaşınca kaçan 3 şüpheliyi otogarda yakaladı. Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmandaki ikamete hırsızlık yapmak için girmeye çalışan bohçacı olarak tabir edilen 3 şüpheli kadın ikamet kapısını açtı. Ev sakininin şüpheleri fark etmesi üzerine kadın şahıslar Gaziantep Çevre Yolu istikametine doğru kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek eşkalleri polis telsizinden anons edilen 3 bayanı yakalamak için araştırma yaptı. Polis ekipleri eşkale uygun 3 şüpheliyi otogarda Türkoğlu minibüsünde yakaladı. Yapılan incelemede şahısların hırsızlık suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. O anları ise tekstil fabrikasında görevli 54 yaşındaki Mehmet Taş Aksu Haber mikrofonlarını anlattı. Saat 6.20 civarında 18.20'de evime vardığımda arabamı önüne kapının önüne park ederken bahçe kapısından, benim evimin bahçesi duvarlı, korunaklı, bahçeden 3 tane bayanın çıktığını gördüm. Tabii bunların tipleri hoşuma gitmedi. İkisi başörtülü, biri açık kafalıydı. Tipleri uygun gelmedi bana. Arabayı park edene kadar biraz yürüdüler 20 metrekare. Durun bir dakika bakın bana diye bağırdım. O arada koştular, kaçtılar yani. Eve bir sorayım acaba evdekiler biliyor mu? Niye geldi bunlar diye sordum. Haberlerin olmadığını söylediler. Anladım ki bunlar hırsız yani. Peşlerinden koştum. Bu arada koşarken de emniyeti aradım. İhbarda bulundum. Tabii kaçırdım. Bunları koştura gittiler yani. Ben bulamadım bir daha. Fakat emniyet mensuplarına ben teşekkür ediyorum. Bizzat çok takdir ediyorum. Aradığım 10 dakikada geldiler. Ve eşkallerini tarif ettim. Bulmaları da yarım saat sürdü. Evden bir şey çalamadan, eşim evdeymiş. Zile basmışlar. Eşim bakmaya müsait değildi yani. Onun odası kapalıydı. Oğlu geldi zannediyor. Benim küçük oğlan geldi zannediyor. Muhammed'imin sen mi geldin diyor. O sesi duyunca kaçmışlar. Zile basmışlar. Uzun süre zile basmışlar. Sonra kapıyı açmak için zorlanmışlar. 3 tane kapıyı birden açmışlar. Bahçe kapısı, binanın giriş kapısı ve daire kapısı. Bir şey alamamışlar maalesef. Yani almaya zamanları kalmamış. Bir odaya girmişler. Odada hemen kaçmışlar zaten yani. Şimdi özellikle vurgulayarak söylemek istediğim bir şey daha var. Emniyet mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Görevlerini çok iyi yaptılar ve yapıyorlar da. Ancak halkımızın muzdarip olduğu bir kısım var. Emniyet alıp götürüyor adliyeye. Adliyeden maalesef geri bırakıldığını ben öğreniyorum. Daha önce de başıma geldi. Evime tekrar yine girilmişti. Arabamı çaldılar, anahtarlarımı götürdüler, kasamın anahtarlarını götürdüler. Akşama kadar zor bulduk. Yani yine emniyet buldu tabii. Fakat bunlar da bırakıldı. Şimdi bunların da bırakılacağını ben düşünüyorum. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Yani adliyenin bunlara bir ceza verilmesi. Çünkü haneme girmiş, mahremiyetime girmiş, evime kadar girmiş bir insanın geri sarı verilmesi beni üzüyor maalesef. Emniyet yetkilileri bohçacı ve dilenci süsüyle kapılara gelen kadınların genellikle hırsızlık amaçlı geldiklerini, anında polise ihbar edilmesi halinde bilgi verenlerin kimliğinin gizli tutulacağını belirtti.